Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Bit Köfte 2'nin 12. bölümüne hoş geldiniz. Şu an serverda yalnızım çünkü sabahın köründe çekiyorum. Tabii herkesin okulu olduğu için server şu an boş. Ve benim de internet logum yok şu an. O yüzden. Bu bölüm benim için özel bir projeye girişeceğiz. Ki bir parçasını burada unutmuşum. Şuraya koyayım ben gene. Gördüğünüz gibi bolca hiç tanımadığınız bir moddan itemlar ve bolca da tesseract var. Köfte bunlarla ne yapacak olabilir? Ki bu arada şurada da enerji sayımı arttırdım. Ve bir adet de Digger kitabı var. Ama normal Digger'ın spawn pointinde değil. Gördüğünüz gibi 666... Bunu kasten yapmadım. Kasten yapmak isterdim ama kasten yapmadım. 666 metre uzakta normal spawn pointten. Evet. Dün tabii size göre dün değil. Salih bir şey yaptı. Kendisi kullanmayacak olmasına rağmen 560 küsür MJ üreten bir enerji üretimi elde etti. Ve onunla konuşmamızın ardından bana dedi ki, al bununla istediğin gibi bir quarry yap. Ben de dedim why not? Burada 72 tane Industrial Steam Engine var. Adam Vanilla Railcraft kastı. Ne bekliyorsunuz? Evet. Adam merdivenler bile Railcraft. Neyse. Keşke gelirken tesseractları alsaydım. Pardon. Evet. Şimdi enerji tesseractlarımızdan 1, 2, 3. 3 tanesi oraya gidecek. Nexus. Big Boss Cursor Sally. Bu arada bugün yapacağım proje bir MFFS Quarry. Sally ile birlikte diğer Sally. Xeon'un olan. MFFS modunu incelediğimiz ve kurcaladığımız esnada ikimiz de bir şey fark ettik. Bu modla... Oha! İlk defa server çökmedi. Tamam. Bu mod bir quarry yapmak için çok uygun. MFFS 3'ten bahsediyoruz. Quarry Force Field. Send on me. Sen geç. Send on me. 12. 12 tire. Quarry. Evet. Ve yanımda da kendi hanım. Benim kedim. Banyo yapmaya karar verdi ve kaşınmaya başlayınca biraz ses oluyor. Cory Power 1 ve gene aynı ayarlar 13 13 tire Cory Power 2. Tam bunları yerleştirdiğimize göre ki oil sıkıntısı yaşanırsa oil'i ben dolduracağım. Ki şu an olduğu gibi. Pardon. Bugün boğazımda bir şey var. Sanırım çekimden önce bir şeyler içmeyi unuttuğum için. Evet, bunlar hazır olduğuna göre şunları alabiliriz. Şimdi şu modüllere ihtiyaç yok. Speed modüller hariç. Aslında dur. Yerimiz var. Evet. Keşke bir tane Angel Block craft etseydim. Edeyim. Angel Block. Ettim. Angel Block ne diye soracak olursanız birazdan göreceğiniz fantastik bir şey.
Evet, ben Haya'ya blok yerleştirmek istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Bu şekilde. Sadece bu şekilde. Ve bunun üstüne herhangi bir dur. Önce bir şeye bakmam lazım. Bir saniye. Ha tamam. Yanlış. Tamam bu. Ya, her şeyin tek chunk içinde olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Tamamdır. Ardından Mining Well'imizi alalım. Biraz ilginç bir düzende yerleştireceğiz. Bu arada eskiden hatırlıyorsunuz ki dur, bir saniye, bunda bir problem mi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam. Aa, pardon. Ben şunları biraz yanlış yerleştirmişim. Coin of Fortune açık değil tabii ki de. Havada çalışırken her daim Coin of Fortune'u açın. Çok işinize yarıyor. Tamamdır. Evet, şimdi de item tasarım. Ha. 3, 4. Enerji tasarımlar size sonra geçeceğiz. Ve ardından senin duruş açın biraz sinirimi bozdu. O yüzden seni değiştiriyorum. Evet, eski düzende hatırlayacaksınız ki bunların kırılıp tekrar konması gerekiyordu ama artık öyle bir şeye ihtiyaç yok. Sebebine gelecek olursak CPW Direwolf o tasarımı yaptıktan sonra çok beğendi ve buna yardımcı olmaya karar verdi. Evet. Şunları arkaya koyduktan sonra bir videoyu durdurayım da bir şeyler içeyim. Aksi halde sizin için de benim için de biraz işkence olacak. Evet ve geri döndüm. Sabahları hiçbir şey güzel bir yeşil çaydan daha iyi boğazlarınıza iyi gelemez. Evet. Bu kızacak olan kısmımız. Bu arada bu benim kori tasarımım. Salih'in tasarımı çok daha değişik. Onu ileride görürsünüz onun kanalında. Ve benim bir de conduit'e ihtiyacım var. Ah, lanet. Tamamdır. Sizler şurada İşe durun. Evet, şuraya bana bir platform lazım. Evet. Öncelikle force manipulatorlarımız şuraya ve şuraya. Bunun yanı sıra bir enerji tesseract. Ve yanında şu
Açık konumda ol. Sen de Honor Only Force Field enerjisi ver. O iş. Bugün klavyede bir dörtlüğüm var. Evet, doluyor. Ardından da sen gel. Şuraya yerleş. Açıl. Aslında sin... bu arada şuna eklediğim modüllere birazdan girişeceğim. Şöyle koysam daha mantıklı olur sanki. Evet, daha bir hoş. Ardından sana ve sana speed upgrade koyacağız. Bu sayede daha hızlı enerji üretip aktarılacak. Hatta sana o kadar fazla speed upgrade'e gerek yok. Sana daha fazla var. Çünkü daha hızlı aktarmaya ihtiyacımız var. Ve bunlar da enerji doluyor. Bunun yanı sıra bize ne lazım? Öncelikle conduitlerimizi alalım. Birinci Tesseract. Ve... aslında düşündüm de. Bundan daha iyi bir yöntem buldum şimdi. Tabii kanoitlerimiz yetmedi. Tabii bunları enerjiye şimdi bağlamayacağım çünkü şu an kazmalarını istemiyorum. Enerjiyi daha sonra bağlayacağım. Bunun yanı sıra bana bir chunk loader lazım. Ve yok. Ama yapımı kolay. Tamamdır. Chunk loader'ım hazır. Bunun dışında bana başka ne lazım? Conduit'ler. Let. Conduit'leri hallederek... yanlış yerden geçtik. Ve chunk loader'ımızı tam şu ortaya koyalım. Evet, şimdi... tabii şu sizden... siz şu an haritadan görebiliyorsunuz ancak ben göremiyorum. Gerçi zaten East'in tam tersi West oluyor. Tamam, bunların West'e dönük olması lazım ama East'e dönükler... şöyle yanlarına Ranch ile tıklarsanız eğer, Thunder West, sen de East'e dönüksün. Thunder, bu da artık West. Şurasının West olması lazım. Şimdi sen şunu Cube modül ve Scale modüllerim nerede benim? Aa, craft etmedim çünkü. Odukisi 32 tane craft et. Fazlalık, fazla mal göz çıkartmaz. Az mal da olabilir gerçi. Emin değilim şu an. Tamamdır. Şunlar da hazır. Conduit'leri de craft edelim. Evet, 64 tane yardır. İki stack redstone'da kap. Bir stack şuraya, bir stack şuraya. Siz de buraya.
İki tane daha lazım. Evet, gördüğünüz gibi şu hareket ettirici konumu gösteriyor. Bizim hareket ettirmesini istediğimiz şey bir geri ve iki yanda. Ama doğru... Oh, bir saniye. Sana aslında bu lazım değildi. Tabii bir... Translation modül lazımdı. Modül encode. Ki gördüğünüz gibi burası bayağı bir dolu. Tamamdır. Bir geri ve iki yan. Evet, gördüğünüz gibi şu konumdaki bir şeyi buraya çekiyor. Çünkü bu force manipulator'lar kendilerini hareket ettiremiyorlar. Bu tüm frame'i hareket ettirecekken kendisi hareket etmeyecek. Kendisi şu blokta kalacak. Ve bu da bu bloktan onu bu bloğa taşıyacak. Evet. O zaman şimdi başka neye ihtiyacımız var? Bir saniye. Senin burada olman pek mantıklı gelmedi şimdi. Çünkü timer'a ihtiyacımız olacak o zaman. Sıra bunda. Senin izini kapatsak daha iyi olur. Şu da bağlı blokların hareket etmesi gibi bir şeydi, tam hatırlamıyorum. Evet. 2 3 blok yan. 1 2 3 4 5 6 7 8 blokta bu yan. 8 blok bu yan. Evet. Bir blok üst, bir blok alt. Bir, iki. Aslında üç blok olacak. Sebebini birazdan öğreneceksiniz. Bir blok geri, 3 blok ileri. Ve şu an tüm frame'i taşıyor gördüğünüz gibi. Evet, dur, seni tekrar aktif etmeyi unuttuk. Şimdi bize bir şey daha lazım. O da Flight Analysis'ten bir adet NE controller al. Şuna sahip değilim. Senin pişmen lazım. Conduit'ler hazır, tamam. Şu tesseract'ları da kullanacağız da birazdan. Ama evde kullanacağız bunları. Önünde Fluix kristal. Ve dışarıda kediler kavga ediyor. Bugün bayağı kedili bir bölüm oldu. Bunun dışında ME Drive. Ya ME Drive'a ihtiyacım yok, pardon. Aslında burada sadece ME kablomuz da var. Ve şundan kaç tane gerekecek? Bir
Ah. Sizi aslında bir blok aşağıya da çekebilirim. Yani çok daha şön olur. Evet. Ama bu blok aşağıyı nereye koyalım? Buraları iyi bence. Evet, emi kontrollerimizi şuraya koyabiliriz. Oo, gene 3 blok yüksekliğinde olmak zorunda. Zaman ah. Yanlış tuş. Evet. O zaman ne yapacağız? Yudumlayacağız. Şundan 12 çarpı 3. 30, 36. Tane craft et. Bunun... Ah, basic prosesörlerim eksik. Üç stack craft ettik gene de bittiler. Silikonum bitti olsun. Aşağıdaki induction smelter'da ısıtalım. Bir yandan da evdeki işleri halledelim. Interface. 3 tane daha. Sağ ol. Onun dışında bana Tesseract. Dur. Item Tesseract. Teşekkürler. Ve sizleri nereye koyalım? Şu duvar şimdilik iyi görünüyor. Aslında dur, içe koyabilirim. Item Tesseract. Item Tesseract, Item Tesseract, Item Tesseract. Enerji Tesseract'e ihtiyaç yok. E sizleri ayarlayalım. Hemen ayarlayıp geliyorum ben. Evet, bunları ayarladım. Hepsi Quarry 1, 2, 3, 4 şeklinde ve Receive Only ayarlı, Owner Only ve Redstone sinyaline duyarsızlar. Ve 3 ve 4. Kabloya gerek kalmadı. Tamamdır. Ah. Ve bana bir storage bus lazım. Bir adet de Ender Chest. Storage bus'u ne bekliyorsun? Quartz Kalimera geldi.
Neyse ben onu bir konuşmaya alayım. Hazır süreye de bakarım. Ve geri döndüm. Ayrıyeten Ender Chest craft ettim. Ender Chest'ler birbirlerine bağlı iki chest'tir. Boyutlar arası çalışabilirler vesaire vesaire. Ve bunlara Diamond Upgrade koydum. Bu sayede sadece bu beyaz 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 benim özel beyaz beyazım. Normal beyaz beyaz beyazlara bağlanmıyor ve workshop'ın enerjisi problemli olduğu için sütü çalışmıyor, onu halledeceğiz. O yüzden şu an az enerji üretiyoruz. Evet. Storage masamız hazır. Şu hazır, bu hazır. Tamamdır. Ve şimdi altı, yedi, sekiz. Şimdi soracaksınız bu arkadaşlar ne? Kalimera. Blockbreaker. Evet. Network'e bağlı çalışan bir Blockbreaker. O yüzden bir Emi Network'e ihtiyacım var. Evet. Ardından bana bir Ender Chest ver. Ba Ender Chest bir. Buraya bağla. Storage bus gel. Şuraya bağlan. Kablolar gelin. Şuraya bağlanın. Ve an itibariyle eğer şuraya bir blok koyarsam puf 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 puf. Peki neredeler? Ender chest'teler. Buna neden ihtiyacım var diye soracak olursanız gördüğünüz gibi yol ortasında sürekli bir şeyler var. Sen bu arkadaşı kapsıyordun değil mi? Evet kapsıyorsun. Yani bunun anlamı Corrin'in son iki parçası kaldı. Onlar ney? Ney? Bir tane timer ve kablo. Redstone kablosu. Bu. Başka hiçbir şeye ihtiyacı kalmadı. Corrin'in her şeyi hazır. Ve muhtemelen yaptığım en kompakt Corrin'lerden biri olabilir bu. Evet, bayağı iyi olmuş. Time için ne kullansam sence? Computer. Ah, yok uğraşmak istemiyorum. O zaman clock diye bir şey vardı sanırım. Redstone Olabilir. clock diye bir şey var. Olabilir. Olabilir. Bir deneyeyim. Ama şey, şöyle bir durum var, bunun süresini ayarlayabiliyor muyuz? Hayır. O zaman boş ver. O zaman Tesseract'lar ayarlı değil şu anda. evet değil, ayarlayacağım, bekle. Tamam. Unutmuşsundur diye şey yaptım da. Yok yok, unutmadım. Programmable RedNet Controller. Tabi rubber'ım yok. Bunun anlamı ne? Ney? Bone meal ve lumber eksimizi alıp, aa bu arada şundaki şeyleri göstereyim. Öncelikle axe, pickaxe, shovel, shear. Fark ettiğiniz gibi Omni Wrench. Leaf Blower bu tamamen Sickle Line işi görüyor. Tinker modül, hatta ve hatta Tinker modülü göstermişken şuradan gösterelim. Diamond Upgrade, Diamond Pickaxe olarak çalışması. Aqua Infinity. In Place Assembler.
Ne diye soracak olursanız. Torchblazer adından anlaşılacağı gibi torch yerleştiriyor. Melee assist. Tamam, darbe vuruyor. Railgun. Oyundaki en eğlenceli silah. Bir de Blink Drive ekleyeceğim ileride. Henüz eklemedim ama. Abidesi Railgun'ın ne olduğunu göstereceğim. Kalimera. Efendim? Sorumluluk görevin var. Evet. Tabi zırh giydiği için Kalimera etki etmedi, ancak eğer şu ineğe atarsam eksi 20. Oh. Ve telefonum çalıyor. Evet, ve geri geldim. Ben rubber toplayacaktım değil mi? Evet. Onu unuttum. Size rubber'ı nasıl kullandığımı topladığımı göstereyim. Bumbrex'i şuralara kırıp, bu büyümemiş neyse. Tabi Coin of Fortune direkt üstüme alıyor bunları. Şunu şu moda getirip sağ tıklayarak. Oyunum bir an dondu. Heh, tam çökmemiş. Güzel. Evet, ve bu sayede hızlıca rubber toplamış olduk. Evet. Bu kadarı bana yeter diye düşünüyorum. Bakalım sana ne kadar gerekiyor? 4 tane buradan, 2 tane de bunun için. Tamamdır. Şurada ihtiyacım olan ne vardı? Evet, plastik sheet. Zaten bolca plastik sheet'im varmış. Ve tamamdır. Redden Kate. Şimdi bunun programlaması var. Evet. Ayarlamasına birazdan geçeceğim. Evet. Bana 2 dakika verin. Ve geri döndük. Düzenlemesini hazırladım. Size göstereceğim birazdan, ancak önce bir şeye ihtiyacım olacak. Bir adet wireless transmitter. Bir adet wireless receiver. Voila. Normalde şu şekilde falan craft edebiliyorlar. İncelerseniz en iyi aydan. Chicken Bones'un Wireless Redstone modundan. Evet. Receiver'ımızı şuraya koyalım. Seni wrench döndürebiliyor mu? Evet, döndürebiliyor. Kalimera. Efendim? Senden bir iyilik rica edeceğim. Bana bir lever getirir misin? Tamam. Şu bir testti. Evet. Şimdi gelelim. Burada neler var? Öncelikle 50 saniyelik bir timer Getirdim. variable 1 olarak kaydediliyor. Ardından bu bir tane delay ile turuncu çıkış oluyor, ki turuncu çıkış şuna bağlı olacak. 5 saniyelik bir gecikme ile. Bir de seni ayarlamadık.
Beyaz çıkış şu olacak. Direkt aktarımı ancak sadece buradan bir de redstone sinyali alıyorsa. O yüzden seni koymama gerek yok aslında. Oh. Oh. Neyse onu hallederiz bir şekil. İlla Omni Ranch'in var mı? Arkadaş illa Omni Ranch istiyor da. Tamamdır. Şimdi renkleri de ayarlayalım. Sen turuncusun. Sen beyaz kal. Oh, bir saniye. Saniye, bunda ufak bir problemimiz var. Hemen halledip geliyorum. Item frame'ler. Evet, düzenini değiştirdik. Buraya bir tane vanilla repeater ekledik. Daha düzgün çalışsın diye. Ve bunu bir geriye çekmek zorunda kaldım. Aksi halde sığmıyordu. Evet, size anlatıyorum. Burada 40 saniyelik timer variable yani değer olarak saklıyor bunu. Ve bu değer eğer turuncu giriş açıksa aşağıdan gelen ki bu aşağıdan bağlı olduğu için aşağıdan gelen oluyor. Çalışmasını sağlamak için end gate koyduk ve ikisi aynı anda çalıştığı takdirde beyaza sinyal oluyor. Şunu da Cable on limoda getirdik. Bu sayede sadece kabloyla bağlanacak ve lever'ım var tam. Evet. Ve son bir şey ayarlamak gerekiyor. O da frekans. Alt 166 olsun. Ya dur. 42. Adın ne olsun? Ya da 542 ya. Set name. Tamamdır. Ve sen aşağıyı 542 ayarladın. Evet. Bir şey gösterecektim yalnız ben. De neden listede gözükmüyorsun? Listemin problemli. Daha demin düzgündü. O da bir gözüküyordu yani. Neyse, 542 set. Neyse. Set. Ha tamam. Eğer şurada köfte koreye çift tıklarsam otomatik olarak bunu ayarlayacak. Ve unutmadan şu tesseraktları da ayarlayalım. Ve gösteriye hazır olun. Hemen ayarlayıp geliyorum. Evet ve tüm tesseraktların ayarlamasını bitirdiğimize göre son bir şey kaldı. Whoop. Whoop. Bir saniye. A. Çünkü neyi unuttuk? 2 saniye çekil. Buralara conduit koymayı. Ve dolayısıyla da senin yerini değiştireceğiz ve şuraya bir kablo daha ekleyeceğiz.
Tamamdır. Artık her şey tamam. Gördüğünüz gibi kazdılar. Ve bunların ilerlemesi lazım. İlerlemeleri nasıl olacak? Ve gördüğünüz gibi artık bunların kırılıp geriye konması gerekmiyor. Çünkü kendiliğinden halloluyorlar ama mesela ben aşağı inmeleri kaç saniye sürecek onu merak ettim. Oh, aşağıya tam inememiştim. Ha, iniyorlar tamam. Kırk saniye fazla galiba. Oyun çöktü. Ser. Evet, ufak bir problemimiz daha var. Paris receiver'ımız kayboldu. Neyse, o görünmez blok olmuş. Teknik olarak burada bir blok var ancak arkadaş bunu görmüyor. Evet, sorunumuz bu. O zaman ne yapıyoruz? Sana out. Hata. Sen de upgrade koymamışım. Koymuştum diye hatırlıyorum. Ama neyse bu sayede. Repeater. Demek ki neymiş? Bu arkadaş oyunumuzu çökertebiliyormuş. Son. Tamam, şurayı magenta'ya ayarlayalım. Şurayı da orange'a. Evet. Ups. Bu arada 50 tikmiş o. Neyse ben bunu biraz daha kurcalayayım. Siz konsepti anladınız. Evet, şu an bir tam oturtabilmiş değilim. Önümüzdeki bölüme tam oturtmuş olurum. Ama konsepti anladınız siz. Bu redstone clock'la biraz uğraşacağım. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. Ve son bir ekleme yapmam lazım. Son haliyle bir şey hazırladım. Evet. Birinci sayfa bir timer. Şu an maksimum tik sayısını kullanıyorum. Ve değer 1 olarak kaydediyor. İkinci sayfayı daha sonra geleceğiz. Üçüncü sayfa. Değer 1 ve şu aynı anda açık olduğu takdirde ki şu an kapalı. Değer 1'e sinyal gönderiyor. Burada değer 1 tersine çevriliyor. Yani değer 2 değer 1'in tam tersidir. ArrayLatch'te şunların farklı sinyaller aldığında yerlerini değiştiriyor. Yani değer 1 şu, değer 2 şu dönüşüyor. İş bu kadar basit. Tabii son birkaç bir şey eklemem lazım. Bir, tam hızla çalışsın diye. İki tane daha tesseract. Çünkü tam hızla çalışmasını istiyorum. İkincisi, Overworld'de ufak bir detay.
Hemen sizin gözünüzün önünde yapayım bunu da. Evet, geri döndüm ve şunları da yerleştireyim. Burada olacak olay şu. Hatta ayarlamaya da başlayayım. Tabi gerekli malzemeler elimde olursa. Şunu da şöyle yok edelim. Bu ME kondensatör bir çeşit çöp kovası. Bir çeşit değil, direkt çöp kovası. Evet, burada başka neye ihtiyacımız var? Cobblestone. Şu an cobblestone olanı... Tamam, cobblestone olanı daha dolmamış. Cobblestone. 4. Gravel. Sand kalsın. Evet. Bu üç arkadaş otomatik olarak yeşil tarafa gidiyor. Ya bunun anlamı siliniyorlar. Ama bir de bunları aşağıya gitmekten alıkoyacak bir şey lazım bana. Direkt hepsine Ender Chest döşeyelim. Siyahlara. Ve geriye kalan tek yolları sarı olacağı için bunda ise beyaz. Hepsi buraya doğru gidecek. Evet. Bu şekilde bir sistem. Hatta test edelim. Evet, biraz bekletecek çünkü tik oranı biraz fazla. Evet, tamam. Ve eğer şimdi gidip Overworld'de bakarsak, gördüğünüz gibi her şey gidip siliniyor. Fakat madenler, ya istemediğimiz her şey gidip burada siliniyor. Madenler ise yukarıda keyiflerinden memnun bir biçimde AI network'ümüze gidiyor. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler tekrardan ve burası test alanında.